Ben tamamlayayım çünkü şimdiye kadar herhalde o bilgi hiç geçmedi. İlk defa CNN ekranlarında verelim bu bilgiyi. Şöyle ki az önce Büyükşehir Belediye Başkanlarının Kılıçdaroğlu'na desteğinden bahsetmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sadece o Özgür Özel'e imza verdi. Şimdi onun dışında belediye başkanlarının delege olma durumu var. Ama Büyükşehir Belediye Başkanları arasında delege olamayan tek kişi, seçilemeyen tek kişi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün. Neden? Bu çok ilginç. İlk defa Osman Gürün'ü daha önceki kurultaylarda hep delege koltuğunda görürdük. Ön tarafta en önde otururdu. Bu kez ilk... Üstelik Muğla önemli bir il yani CHP tabii çok, için. Çok önemli bir şey. Evet. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yanında, desteğiyle de Kılıçdaroğlu yanında. Ama son il kongresinde Muğla'da Osman Gürün'ün Büyükşehir Belediye Başkanı adayının desteklediği aday seçilemedi. Onun karşısındaki aday seçildi. Dolayısıyla Osman Gürün karşı adayın listesinde girdiği için seçilemedi orada. Bugün bu salona delege olarak gelemedi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün salondaki en önemli büyükşehir belediye başkanları ve il başkanları için, il belediye başkanları için en önemli gelişmedir. Bunu CHP kamuoyunun çok büyük bir bölümü de bilmiyor. Dolayısıyla ilk kez bunu ekranlarda burada CNN Türk'te açıklamış olalım. İkincisi, Mersin Belediye Başkanı'nın Vahap Bey'in zaten Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağı biliniyordu başından beri. Çünkü Vahap Bey milletvekiliyken de Kılıçdaroğlu'yla çok ilişkileri olan ve Kılıçdaroğlu'nun özel isteği üzerine oraya gelip belediye başkanı adayıp orayı kazanan ve HDP'nin de desteğiyle orayı kazanan bir isim. Dolayısıyla onun oradaki delege sayısıyla, gücüyle birlikte dikkat edin. Mersin'de bir Mahir, Ali Mahir Başarır faktörü var. Grup başkan vekili. O Özgür Özel'in yanında. Ama Ali Mahir Başarı'nın Vahap Bey'in etkisini delege üzerinde kıramadığını öğrendik. Delegelerin çok önemli bölümü, bir ya da ikisi hariç, hepsini Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini Vahap Bey'in etkisiyle. İkincisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. O da çok önemli. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'yla olan özel ilgisi. Antalya'dan hiç bahsedilmiyor ama Antalya Belediye Başkanı da aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ama orada Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal bu seçimde şey olmak istiyor. Büyükşehir adayı olmak istiyor. Dolayısıyla onun Özgür Özel tarafında olduğuna yönelik delegelerin bir kısmının o tarafa yöneldiğine dair iddialar var ama asıl gücün yine Kılıçdaroğlu'na Adana'dan ve Antalya'dan gideceği, Mersin'den gideceği söyleniyor. Diğer şeyleri Ankara'yı hiç saymıyorum çünkü Ankara'da zaten Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na imza vermesinin temel nedenlerinden birisi Özgür Özel'in fazla sol lügatı, fazla sol söylemleri kullanması. Mansur Yavaş'ın da siyasi kökeni bilinirse o yüzden Kılıçdaroğlu'na hem seçtiren, hem kendini seçtiren, hem siyasette bu noktaya getiren, hem de o Özgür Özel'in aşırı sol söylemleri olarak değerlendirdiği yeri de olmamak için Kılıçdaroğlu'na imza verdi. Onu